grosse qualité de jeu de Fenerbahçe. Et comme j'ai dit le match précédent, c'est bien, ça fait plaisir de voir un Fenerbahçe fort et fort tactiquement et techniquement. Öncelikle teşekkür ediyorum. Maçın başlangıcı itibariyle güçlü bir başlangıç yapamadık. Oyuna iyi bir giriş yapamadık. O istenen girişi yapamadık belki. Ama bana göre sonrasında iyi bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum maç içerisinde. Ve taraftarlarımızın da desteğiyle beraber attığımız gollerle adımızı finale yazdırdık. Ve bugün bol gollü bir galibiyet elde ederek kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha önceki röportajda da ifade etmiştim. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını, baskın yanlarını göstermemiz gerekiyor. Bana göre bugün de teknik ve taktik anlamda bu yanları göstermiş olduk. Et voilà, le plus important c'est pas que Michy marque, c'est que Fenerbahçe gagne. Et moi j'ai envie toujours d'être important pour aider l'équipe et de ramener l'équipe vers la victoire. C'est ça le plus important pour moi. Evet, hedefim bu ama daha ziyade ben takıma her zaman yardımcı olmaya çalışan bir futbolcuyum. Zaten sahada da görmüşsünüzdür. Asist yaptıktan sonra kendimi çok daha iyi hissettim, çok daha mutlu hissettim. Benim için önemli olan her zaman takımdır. Kolektif bir şekilde takıma yardımcı olabilmek bizim amacımız. Önemli olan burada Michy Batshuayi değil, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyeti önemli. Takıma yardım etmek ve Fenerbahçe çok daha önemlisi. Ce week-end et on va voir. Nous on y croit jusqu'au bout en tout cas, comme j'ai dit. Nous on fait notre travail de notre côté et après on verra ce qui va se passer. Evet, açıkçası... Mais c'est clair que Fenerbahçe cette saison mérite les deux trophées. Evet, hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Niye hayal kırıklığı yaşıyoruz? Çünkü daha önceki oynamış olduğumuz maçlarda çok fazla hatalar yaptık ve kaybetmememiz gereken çok fazla puanlar kaybettik. Ligin devamı itibariyle gelecek iki maçta neler olacağını göreceğiz. Daha önce de ifade etmiştim. Biz sonuna kadar inanmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz ve kendi tarafımızdan kendi işimizi yapacağız. Galip gelmeye çalışacağız oynayacağımız maçlarda. Sonra neler olacağını göreceğiz ama son olarak şunu da söylemeliyim ki Fenerbahçe iki kupayı da aslında hak ediyordu. C'est décevant d'avoir fait des erreurs, mais voilà, on apprend de nos erreurs et tout n'est pas fini, on garde encore espoir et on verra. Futbol bu. Bazen iyi oynadığınız dönemler oluyor, bazen kötü oynadığınız dönemler oluyor ama netice itibariyle bizler de insanız ama yine söylüyorum tabii ki de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz hatalar var. O hataları yapmasaydık farklı şeyler konuşabilirdik ama yine söylüyorum hiçbir şey bitmedi. Gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz. J'ai travaillé un maximum pour revenir encore plus fort et pour aider mon équipe. C'était ça mon objectif. Mais c'est clair que je suis très triste d'avoir raté autant de matchs. Tabii ki de bilmiyorum. Bununla ilgili bir yorum yapamam. Ama sadece tabii ki benimle alakalı da bir şey değil. Çünkü tüm takım arkadaşlarım emek gösteriyor. Sahada bir performans ortaya koyuyor. Bunu genelde duyuyorum bu soruyu siz gazetecilerden. Ama netice itibariyle şunu söyleyebilirim ki tabii ki de üzgünüm, üzgündüm. O maçları kaçırdığım için ama ben en iyi şekilde çalışarak, maksimum şekilde çalışarak takıma yardım edebilmek için tekrar sahaya dönmek için elimden geleni yaptım ama yine söylüyorum kaçırdığım o maçlar için de takıma yardım edemediğim için o maçlar için de aynı şekilde üzgünüm.